üzücü bir haberle mi başlayalım? Aynen öyle başlayalım. Yine bir son dakika haberi. Mustafa Ceceli ile ilgili bu sefer bir ayrılık haberi ver efendim. Tek celsede boşandığı Mustafa Ceceli, 9 yıllık eşi Sinem Hanım'dan sessiz sedasız dün boşandılar. Mustafa Ceceli 2008 yılında evlenmişti Sinem Ceceli'den. Çiftin 6 yaşında Arın adlı bir erkek çocuğu var ve anlaşmalı olarak ayrıldılar. İstanbul Aile Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada çift avukatlarıyla birlikte hazır bulundu ve bir protokol hazırladılar aralarında. O protokole göre Mustafa Ceceli şu an oturdukları evi eşi Sinem Hanım'a veriyor ve bunun dışında da 3 milyon lira tazminat ödeyecek Sinem Ceceli'ye. 3 milyon. 3 milyon lira ve bir ev. Ve çocukları Arı'nın da bütün okul masraflarını ve giderlerini karşılayacak. Protokolde böyle bir anlaşma yaptılar. Çift dediğim gibi 2008 yılında evlenmişlerdi. 9 yıllık evlilerdi. Evet, en son Mustafa Ceceli ile ilgili haberimiz şuydu. Polis kontrolüne girmişti. Evet. Polis kontrolündeyken kameraların gelmesiyle birdenbire gaza bastı ve kaçtı. Kaçtığı zaman o arabada bir kadın vardı. Zaten herkes bu evliliği bitiren görüntüler olarak, hı-hı, haber olarak, olay olarak, hı-hı, onu görüyor. Bu evliliği, o kaçış gecesi, o artık ihanet gecesi. Bir görelim arkadaşlar onu. Şimdi o... Evet, VTR'yi izleyelim bu. Mustafa Ceceli gece yarısı polislerden kaçtı. Mustafa Ceceli çevirmeden kaçtı. Ünlü şarkıcının olaylı gecesinde neler yaşandı? Şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Mustafa Ceceli, Etiler'de kendi kullandığı otomobiliyle polis kontrol noktasından kaçtı. Mustafa Ceceli çevirmeden kaçtı. Dur. Mustafa Ceceli polis noktasından kaçtı. Mustafa Ceceli geçtiğimiz günlerde saat 1'de Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Ünlü popçunun jipi Etiler'de polisler tarafından durduruldu. Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Mustafa Ceceli'nin peşine düştü. Evet. Olay buydu. Bu olay 28 Ocak gecesi yaşandı ve polis noktası, senin de dediğin gibi, çevirmeden son dakikada kaçtı. Şimdi 28 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Tam 4 ay olmuş olayın, evet, üzerinden. Zaman geçeli. Şimdi benim öğrendiğim bu olay tabii ki aile içinde büyük tartışmalar yaşandığı. Sinem Hanım da buna tepki gösterdiği. Zaten bu çok fazla konuşuldu magazin basınında da. Fakat ben şöyle bir şey de hatırlıyorum. O arabadaki hanımla ilgili şöyle bir açıklama da geldi diye biliyorum. Yapımcısının eski eşi. Samsun Demir'in, evet, eski Samsun eşi Demir'in diye. Eski eşi o arabadaydı diye bir bilgi geldi bize. Biz de böyle verdik aslında. Evet. Şimdi ilk bu görüntüyü verdikten sonra Samsun Demir'le birlikte ve eşiyle birlikte çorbacıya gittikleri. Sonra çorbacıdan ayrı ayrı ayrıldıkları bu 28 Ocak'taki gecede. Ve yanındakinin de Samsun Demir'in ayrıldığı eşi olduğu. Ama o da yeniden evli. Neydi şeyin adı ya? Ya bir başkasıyla evli. Evet, evet, o da başkasıyla evli. Yani onunla herhangi bir ilişkisi yok. Ama sonra neydi arkadaşlar? Özden ya, özür dilerim Özdenciğim. Kadın yıllardır arkadaşım ya, yani çok yakından tanıyor. Özden Bora şeyden ayrıldı, Samsun Demir'den. O gece yanında o olduğu söylendi Mustafa Ceceli'nin. Ama ve lakin... O olmayabilirdi. O olmayabilir diye de dedikodular çıktı. Özden, hı-hı, Bora işte Samsun'da kalmış şeyde, o araçta o değil falan diye. Çok fazla konuşuldu, çok fazla dedikodusu yapıldı. O gecenin yanındaki Özden Bora mıydı, değil miydi diye. Yani şöyle bir şey var ki... belli ki değilmiş ama. Hayır, bu geceyle de alakalı olmayabilir bu ayrılık. Yani illa bu geceden çıkış yolu bularak değerlendirmeyebiliriz bunu da. Yani sadece beni şaşırtan şu oldu. Düzgün yaşadığını bildiğimiz, değil mi? Daha mütevazi yaşadığını bildiğimiz bir çocuk.
Evliliği güzel gidiyor. İşte daha muhafazakar bir yaşantısı olduğunu zaten her zaman bize deklare ediyor falan. Yani birdenbire evini değiştirdi biliyorsun. Yeni bir eve geçti. Daha mütevazi bir evde yaşarken daha iyi standartta bir eve geçti. Bu haberler daha yeni verdik evet, hatta. Evet tabii aynen. Biz, evini değiştirdi. Şimdi işte bu erkeklerin ekonomik sosyal durumları iyileştikçe ve çıtayı yükselttikçe maalesef bir yuvadan uçma, bir özgürlük telaşına giriyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki Mustafa'ya da sormamız lazım. Yani bu bir aldatma mı yoksa şiddetli geçimsizlik mi? Bu saatten sonra protokol imzaladıkları için zaten hiç kimse bir şey söyleyemez de birbirleri için. Ama nedeni madem bu kadar düzgün ve iyi giden bir evlilik pat diye niye bitti? Ya ben bundan ne zamandı Lara Fabian'la beraber konser verecekti Mustafa Ceceli. Lara Fabian, Mustafa Ceceli ve eşi Sinem Hanım, benim eşim falan hep birlikte yemek yedik böyle. Şeyde, Boğaz'da bir yerde. Mesela hani o zaman tanışmıştım Sinem Hanım'la da, Mustafa Ceceli'yle de, Ceceli'yi daha önce tanıyorum ama aile olarak ilk kez öyle hep birlikte oturduk. Çok düzgün. Yani Sinem Hanım da mesela çok düzgündü. Mustafa zaten çok düzgün öyle bir adam. Çocuk, gerçekten evet, ben de yıllardır tanırım. Ama tabii işte mesela bu olay... daha önce şimdi mesela boşandılar artık bunlar daha rahat konuşulabilir belki sektörde konuşulan dedikodu olarak kulaktan kulağa yayılan Mustafa Ceceli'nin hani bir oyuncuyla böyle bir ilişkisi var mıydı yok muydu gibi şeyler de konuşuluyordu geçmişte. Ama bunlar hiçbiri şey olmadı ama biz bunları dile getirmesek de biz bunları hani kulaktan kulağa dedikodu olarak konuşulmuş olsa bile belli ki evde de böyle bir huzursuzluk yaratabilir. Şimdi... Ben Sinem Hanım'ın yerine koysan şunu 28 Ocak'ta böyle bir görüntüyle karşılaşsan ne tepki gösterirsin bilmiyorum. Şimdi her kadın herhalde buna belki de hani o gece söyledi mi söylemedi mi? Nerede ne olduğunu eşine bildirdi mi bildirmedi mi? Bir kere her zaman şunu söylüyorum ve söyleyeceğim. Evli bir adamın ve ilişkisi olan bir adamın eğer çift çift bir yere yani yanında bir çift varsa tamam mı? Bir yemeğe gidiyorsa bu ne demektir? Sen de çiftini, diğer tek yani eşini yanına alabilirsin demektir. Ancak bir erkek diyebilir ki biz erkek erkeğe muhabbet ediyoruz. Senin işin yok. Zaten sıkılırsın. Burada bir senin de karın gelmeyebilir. Ama madem bir başkasının eşi veyahut da eski eşi veyahut da sevgilisi var. Ama Özden de aynı şirkette çalışıyorlar. Yani dolayısıyla hani prodüktör, şeyde yapımda. Müzik yapımında tamam, aynı şirkette çalışıyor Ceceli. Dolayısıyla hani iş arkadaşı olarak ama şimdi Özden. Bu olduğu söyleniyor ama hangimiz biliyoruz bunun şimdi böyle onu, olduğunu? O bilinmiyor şimdi. Bilmiyoruz. İddia şey bu. Gerçekten bu böyle olsa bile buna soru işareti bile kalacak bir mal vermemek için bir erkeğin bir kadınla ister evli olsun. Türkiye şartlarında yaşıyoruz çünkü son derece dedikoduyu seven, yalanı ve iftirayı seven. Öyle bir toplum haline geldik maalesef. O yüzden de ben de diyorum ki bir adam evliyse bir başka kadınla gecenin o saatinde arabada gidemez.